Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Mayıs ayına girmemize özel değerlendirmelerimizi yapacağız. Her ay biliyorsunuz biz ay ay değerlendirmelerimizi yaparız. Nisan ayı, Mart ayı bütün aylarda değerlendirmelerimizi yaptık. Son aya özel de artık genel bir seviye seviye değerlendirme yapacağım. Ve Mayıs ayını da özellikle konuşacağım. Videodan önce de biz zaten her ay bir çekiliş yaparız bu ay videolarında. 30 tane toplamında deneme veriyorum. 10 arkadaşımıza 30 deneme veriyorum. Krallar Karması'nın fizik, kimya, biyolojisini veriyorum. Toplamda yani kazanan kişinin 40 tane TYT fen denemesi olmuş olacak. Ki son zamanlarda TYT fen denemeleri çok önemlidir. Çözmeniz de lazım. Krallar Karması da 10 numara 5 yıldız olmuş arkadaşlar. Çekiliş şartlarımız da çok basit arkadaşlar. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorumlar kısmına katıldım yazmak. 10 saniyenizi alır. Ve arkadaşlar bir hafta sonrasında da çekilişimi açıklayacağım. Hem Instagram'da hem de YouTube topluluk kısmında çekiliş açıklanmış olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Taç Akademi'de TYT sosyal paketleri hala satılıyor. Muazzam iyi notlar. Özellikle sayısalcı arkadaşlarımın mutlaka kullanmasını tavsiye ediyorum. Bütün konuları içeriyor. En kısa ve öz haliyle. Şu anda ben sosyal konularını halletmek istiyorum diye bütün sayısalcılar alsın okusun kesinlikle. Excel'ler de yine çok güzel. Videolar da içerisindeki taktikli videolar da yine çok güzel arkadaşlar. Onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Birkaç gün sonrasında TYT fenin tamamı geliyor. Özellikle iştahatçılar ve sözelciler için çok güzel notlar oldu. Yine sayısalcıların da çok işine yarayacaktır. Tekrar maçta özellikle. Aynı zamanda 3-4 gün sonrasında TYT Matematik, TYT Türkçe geliyor. TYT Matematik'te konu anlatımı da yapacağız. Bir an önce netlerinizi patlatacak bir TYT Matematik seti hazırlamaya çalıştık. Yani konu anlatımı, sorular koyduk içerisinde kendi yazdığımız sorular. Muazzam bir set geliyor arkadaşlar. Taç Akademi ile derece yapacaksınız. Taç Akademi size derece yaptıracak. Süper içerikler, bomba içerikler, özgün, kıyasla görülmemiş içerikler geliyor. Yani ciddi anlamda ben öğrenci olarak da analiz ettiğim için bunları çok iyi oldu arkadaşlar. Yani ciddi anlamda çok iyi oldu. Linkini açıklamalara yine koyacağım arkadaşlar. Dilerseniz şimdi lafta çok uzatmayayım. Seviye seviye konuşmamıza doğru geçeyim. Evet Mayıs ayına geldik arkadaşlar. Mayıs ayının önemini birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi son bir ay zamanımız var sınava ve şu andaki rekabet çok fazla. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla ciddi anlamda herkes yüklenmiş durumda. Bırakanlar da bırakmış durumda zaten. Şöyle bir durum var artık şu dakikadan sonra bırakılmaz. Yani son bir ay girmişken sınav bırakılmaz. Onu aklınızdan silin. Yani ben artık mezunluğuma kalsam fikirlerinden vazgeçin. Şu andan sonra artık son depara atmaya bakacaksınız. Şu zamana kadar iyi getirmiş arkadaşlarım da daha çok çalışacaklar. Daha ben doğru düzgün bir şey yapmadım. Çok fazla çalışmadım diyen arkadaşlarım da yüklenecekler. Yani iyice umutsuzluğa kapısını seneye kaldı artık iş diye bırakmamanız lazım. Yani şu anda ders çalışmazsanız hiçbir şey kazanmayacaksınız. Ama ders çalışırsanız mezuna kalsanız bile seneye daha güzel bir yatırım yapmış olacaksınız. Ki mezuna kalmamak için çalışmanız lazım arkadaşlar. Bakın seneye ne olacağı da tam belli değil. Yani gider sınav sistemi değişir. Bambaşka bir gün sistem gelir, bir şeyler olur. Seçim var önümüzde. Yani karma karışık bir şey olabilir. O yüzden kendinizi bir şekilde bu sene atmaya çalışın. Yani o çizgiyi geçmeye çalışın. Üniversite çizgisini ve arkadaşlar rahatlamaya çalışın. O yüzden şu anda kaybedecek vaktiniz yok. Ve kalan sürenin bilincinde olmanız gerekiyor. Yani şu anda halen daha işte savsaklamalar falan filan işte bahar geldi, hafif havalar ısındı falan diye gezenler illaki aramızda vardır. Benim dönemde çok fazla öğrenci vardı mesela o şekilde. Normalde iyi öğrenci ama bahar geliyor mesela adam savsaklıyor, salıyor, bırakıyor. Sonra da kötü sıralama geliyor. Çok fazla böyle öğrenci var. Yani önemli olan bir iradeyi göstermekte. Son ay düzgün bir irade gösteriyoruz. Sınavı adam akıllı yapıyoruz. Yazın istiyorsanız gezin, istiyorsanız ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Ama şu bir aylık süreci çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hayvan gibi ders çalışmanız gerekiyor. Hedefleriniz için, hayalleriniz için sonuna kadar uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar. Hayalleriniz sakın ucuz olmasın. Hayalleriniz mücadele etmeye değecek olsun arkadaşlar. Seviye seviye konuşmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle şu anda düşük netlerde olan arkadaşlarım, 40-60 net civarında yapan arkadaşlarım, TYT kısmında bir an önce artık kapatmaları lazım konu eksiklerini. Yani problemde varsa problemde, paragrafta varsa paragrafta, dil bilgisinde, matematiğin sayılar kısmında. Yine fende birkaç tane en azından bir kimyayı bir 3-5 öğrenmek. Yani biraz bir temellendirme yapmak lazım. Bir an önce birçok şeyi bitirmeniz lazım. Şu TYT'yi en azından aradan çıkartın. Ana size sınavı kazandıracak yer olan AYT'yi bir getirin olayı. Yani şu en azından 40-60 hepten bandından bir çıkıp hedeflerinize göre artık 80 mi istiyorsanız o tarafa doğru bir yaklaştırmaya çalışın. Zorlayın. Çok zor bir formülü yok. 40-50 netlerden netlerinizi böyle uçurmanın. Gideceksiniz adam akıllı arkadaşlar şu anda. Çok seri bir biçimde eksiklerinize çalışacaksınız. AYT kısmı için de şu anda yani TYT'de 40-60 yapıyorsanız AYT'de yaklaşık 30 net, 25 net, 40 net o civarlarda yapıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Orayı da arkadaşlar bir an önce TYT'yi bitireyim, AYT'de bam güm konu çalışayım diye bakmanız lazım. AYT'ye geçtiğiniz zaman da bence sürekli matematik çalışın çünkü matematik bayağı zaman isteyen bir ders. Kendi de arkadaşlar konu belirleyerek çalışın. Yani YouTube'da bir sürü böyle video var yani ben de çekmeyi düşünüyorum. Hızlı bitirilecek konular. Hızlı bitirilecek konulara odaklanın. Sayısalcılar için de geçerli, iştahatçılar için de geçerli bence. Sözelciler için de geçerli. Yani takır takır bitirebileceğiniz yerlere oynayın birazcık daha. Fen, edebiyat kısmı için, yine sosyoloji kısmı için. Matematik yine sorumlu olan arkadaşlarım da matematiği düzgün sürekli çalışmaları lazım düşük netlerde ise eğer. 60 net 80 net yapan arkadaşlarıma bir konuşayım. Bu aralıktan arkadaşlar bir an önce çıkmanız gerekiyor. Neden çıkmanız gerekiyor? Çünkü bu aralıkta çok fazla insan var.
ciddi anlamda burada çok fazla yılma var. Özellikle hedefiniz 90 nete geleyim, işte 80-90 arasında bir net yapayımsa, 60-80'den 80-90 arasında kendimi atayımsa, bu arkadaşlar bu aralığa kendini atacak birçok insan var. Sizin bu insanların önüne geçmeniz için bir ekstra şey yapmanız lazım. Yani bir ekstra yetenek, bir ekstra yetenek yapmanız lazım ki sıralamada öne geçin, istediğiniz üniversiteye yerleşebilin. Bunu başarmak için de formül çok net belli. Normal sizin denemeye çözmeniz lazım. Ben 40 net 60 aralığından aşırı deneme önermiyorum ama size deneme çözmenizi kesinlikle öneriyorum. Türkçeden, matematikten en az haftada 2'şer 3'er tane branş denemesi çözmeye çalışın. Fenden yine bakın. Fenden 3'er 4'er tane branş denemesi çözmeye çalışın. Sosyalden yine arada en azından 2-3 tane atmaya çalışın. Yani bir gün sosyal bir gün fen yapın en azından ki bir deneme rutininiz otursun. Denemelerle artık net arttırmaya bakın. Çünkü burada netleri arttırmak yine 80-100 arasına göre daha rahat. Tek nokta atışı çalıştığınız gibi netleriniz artacaktır. Ki zaten kilit noktalarda büyük ihtimalle netleriniz eksiktir. Yani ya geometriniz eksiktir ya probleminiz ya sayılar ya paragraf bir yerde bir net bir eksik vardır yani. Onu kapattığınız gibi de zaten direkt bir 5-10 netlik artış bile yakalayabilirsiniz. O yüzden TYT kısmında nokta atışı düzgün çalışıyorsunuz. Aynı zamanda denemede çözüyorsunuz. Genel denemede haftada bence 2'şer tane çözmeye çalışın. TYT adına bir tane daha AYT çözmeye çalışırsanız iyi olur. TYT'ye baktığınız zaman bulamıyorsunuz. En azından haftada bir tane çözmeye çalışın. Kurumda girmeye çalışın bu denemeye de. AYT kısmı için de ben şöyle bir tavsiye vereceğim arkadaşlar sizlere. Kaç netli olduğunuza bağlı. Şu anda eğer 30-40 net yapıyorsanız, 20-30 net yapıyorsanız şu anda AYT yüklenmeniz lazım kesin. Yani çünkü AYT size ana sınavı kazandıracak yani. Ben bu sene sınav kazanmak istiyorum diyorsanız. Çünkü AYT'de düşük net yaptığınız zaman, 30 net yaptığınız zaman maalesef 200 bin, 300 bin gibi sıralamaları atıyor sizi. AYT'de en azından bir 40-50 net baremini kırmanız lazım. Bunun için de en hızlı net arttırılacak yer bence matematikteki her sene çıkan işte trigonometriden mesela çok soru çıkıyor. Oralara düzgün çalışmaktır. Aynı zamanda fendeki önemli konulara düzgün çalışmaktır. Fendeki önemli konuları belirleyeceksiniz. Bilmediğiniz konuları seri bir şekilde halledeceksiniz. En azından bir kefeye koyun yani. Ben bunu bitiririm, bunu bitiremem diye. Kolay konuları takır takır bitirin. Zor konuları da zamanınız yettikçe bitirmeye çalışın. En hızlı net bence şu anda fende böyle arttırır. Daha doğrusu AYT'de böyle arttırılır. Şimdi gelelim 80 net 100 net aralığında yapan arkadaşlarıma TYT adına. Burada tabii AYT için de konuşacağım. TYT adına arkadaşlar 80 net 100 net aralığında yapıyorsanız yine burada yoğun bir yığılma oluyor genelde. Özellikle 90 net civarında işte 85-95 aralığı tam o civarda böyle çok büyük bir şey olur. Sıkışma olur. Bu sıkışmadan kurtulmak için çok branş denemesi çözmek gerekiyor. Çözdüğünüz branş denemelerini A'sından Z'sine, C'sinden B'sine artık neyine kadarsa muazzam bir analiz etmeniz gerekiyor. Ki zaten yakında doğru deneme analizi nasıl yapılır adı altında bir video çekeceğim. O videoda size çok şey katacaktır diyeyim. Aynı zamanda denemeleri çözdüğünüz zaman arkadaşlar biriktireceksiniz. Şu anda özellikle 80-100 aralığından hızlı kurtulmak istiyorum diyorsanız SD'nin illaki branş denemesi çözmüşsünüzdür. Onları alın bir açın. Düzgünce okuyun teker teker. Matematikte bütün sorulara şöyle baştan bir daha bir bakın. Benim bütün öğrencilere gözlemlediğim şey şu. Denemeyi çözüyorsunuz, kenara koyuyorsunuz, bir daha bakmıyorsunuz. Bak özellikle 80 net 100 net aralığında o denemelere bir daha bakmazsan netlerin zor artar. Netlerin gelişmesi için o deneme yığınını bir kontrol etmen lazım. Çünkü senin zaten şu anda 80-100 net aralığında yapıyorsan konuların belli seviyede oturmuştur. Ufak tefek böyle özel yerlerden eksiklerin vardır. O özel yerlerin eksiklerini kapatmak için de kardeşim senin oturup o özel yerlerde sürekli soru kaçırdığın yerlere bakman lazım. Soru kaçırdığın yerlerde denemeler de ortaya çıkar. Onlara TYT adına düzgün bakacaksın. Fişi çekeceksin. Ki yine sosyal adına, fen adına da net kazanmaya çalışın bence şu anda. Sosyalden fenden net kazanabilirsiniz. Özellikle 90 netin üstündeyseniz buraları biraz daha zorlayın. Sosyale yine bir çalışın. Bir not okuyun. Gidin bir 3 adım test çözün. Deneme çözün. Fen için de yine eksik olduğunuz branş üzerinde yine deneme çözebilirsiniz. Genel fen denemesi çözebilirsiniz. Bu net aralığı için. Çok geliştirir. AYT kısmı için de yani umuyorum ki düşük netler yapmıyorsunuzdur. Çünkü AYT'de şu anda sizin ana rakip eleyeceğiniz yer aslında AYT olacak. Çünkü burada eğer ki şu an 60 netler, 70 netler civarındaysanız çok güzel ama 40 netlerdeyim, hatta belki altındayım diyorsanız alarmlar çalıyor arkadaşlar. AYT'de bir an önce yüklenmeniz lazım. Bir an önce YouTube'dan videoları seçeceksiniz. Bir an önce kendi programınızı oluşturacaksınız. 45 güne göre bütün konuları nasıl bitiririm, şunları bunları nasıl yaparım, acil eylem planı. Bir an önce plan oluşturacaksınız ki AYT'yi toplayabilirsiniz. Çünkü AYT'yi toplayamazsanız maalesef ki sınavınızın iyi geçme ihtimali çok düşük. AYT çünkü ana belirleyicidir. Konular eğer ki şu anda iyi durumdaysa 60 net 70 net yapıyorsanız en az 55 net üstü yapıyorsanız deneme kesinlikle çözün AYT adına. Matematikten en azından AYT matematikten 2-3 tane deneme çözün haftada. Yine fenden arkadaşlar branş en azından 5'er 6'şer deneme yani 5 fizik 5 kimya 5 biyoloji gibi bir denemelerde kendinizi görmeye çalışın. Denemelerdeki eksiklerinize göre bir plan ve çalışma sistemi oluşturmaya çalışın. Bu deneme çözme olayı sizler için şu anda çok önemli. Özellikle 60-70 net bandındaysanız. Şimdi gelelim TYT'de 100 net üstü yapan arkadaşlarıma. Bu aralıktan daha da kendimi sıyırmak istiyorum. Şu anda ben bir derece yapacak, derece adayı olarak iyice fark yaratmak istiyorum diyorsanız. Yapmanız gereken birinci şey.
Çok deneme çözmek. Bunu bütün net aralıklar için aslında biraz söyledim. Aslında hatta 80-100 net aralık için çok söyledim ama sizin temel yapmanız gereken şey çok deneme çözmek. Çünkü denemelerle siz gelişeceksiniz artık bundan sonra. Fazla soru bankası şu anda sizi geliştirmez. Fazla deneme bu ve bu denemelerde gördüğünüz spesifik konu eksikleri, ne bileyim ya, konularda hafif hakimiyet eksikliği diyelim size. Şu anda 100 net yapıyorsanız biliyorsunuzdur birçok konu. Hatta hepsine hakimsiniz diye düşünüyorum. Özel konu eksikleri. Mesela nedir? Polinomda minik böyle kaçmaya başladı veya fonksiyonlarda, grafiklerde ufak bir pürüzlenme var. Direkt onu hallediyorsunuz. Çünkü yani bu nokta atışı belirlemediğin sürece, bu eksiklerini, bu deneme analizlerini düzgün yapmadığın sürece 100 nette takılırsın kardeşim. 100 net, 105 net gelir gider. 95, 105 o artık gelirsin gidersin. Ama ne zaman ki sen bu spesifik böyle arada TR'de kaçırdığın soruları düzgünce analiz edip çözmeyi öğrendiğin zaman, o zaman arkadaşlar 105'in, 110'un üzerine çıkarsınız. Ki benim de zaten 105, 110'un üzerine çıkmam, 115 netlere gelmem bu sayede olmuştu. Ben bütün çözdüğüm denemelerde sağlam bir şekilde, özellikle son ay çok deneme çözdüm ben. Sağlam bir şekilde hepsini düzgün analiz ettim. Ondan sonra topladım bu denemeleri, çok güzel kontrol ettim. Bir de sürekli denemelere geri döndüm arkadaşlar. Yani matematik denemesi atıyorum. Bir hafta önce bitirdiğim denemeyi bir daha çözdüm ondan sonra. Oturdum. Teker teker bütün sorularına bir daha baktım. O aşırı geliştirdi beni mesela. 105 netten sonra 110-115'e gelmemi sağladı. AYT kısmına değineceğim bir de. 100 net üstü yapan arkadaşlarım için. Tahminimce şu anda hepiniz 60 netin üzerindesinizdir diye tahmin ediyorum. Yani fikrim en azından o şekilde. 100 net TYT yapıyorsanız 60 civarı AYT yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada direkt yapmanız gereken, eksik konu bırakmıyorsunuz. Şu andaki eğer iyiyseniz, yani 70 net üstü yapıyorum ben genelde diyorsanız da, olduğunuz konularda çok ustalaşıyorsunuz. Yani usta olacaksınız artık yani, bildin. AYT fizikte mesela geldiği zaman sana Newton sorusu, çok iyiyim kardeşim ben bunda ya, hepsini bütün soruları çözüyorum gibi yaklaşacaksınız. Ya bunu da nasıl sağlarsınız? AYT'de ben en iyi, en kaliteli seviyeye getirmek istiyorum. Nasıl olur? Çok fazla internetten soru çözüm izlemeniz lazım. Kimlerden izlerseniz, bakın, kimyada Semih Balmuk, fizikte Tarık Celil Aksu, biyolojide biyorum. Bakın ben sürekli 3 kanalı söylerim. Reklam hiçbir şey yok. Para marada aldığım yok arkadaşlar. Gidin. İzleyin, netlerinizi kalıcı yapın. Özellikle 100 netin üzerindeyseniz çok fazla işinize yarayacaktır bu kanal. Demedi demeyin. Aynı zamanda matematikte de yine Matematik Fatih'ini, Şükrü Akkoyun'u yine kesinlikle izleyin. Bu iç kanal sizi çok geliştirecektir soru çözümler bakımından. Kendinizi iyice usta seviyesine atmak için bu kanalları izlemeniz lazım. Genel AYT fen denemesi çözmeye çalışın. Özellikle iyi ve kaliteli bildiğiniz yayınları eritin kesinlikle. Yani iyi bildiğiniz, piyasada iyi bildiğiniz yayınlar biliyorsunuz var. Onları eritmeye çalışın. Evet dostlar, konuştuk bütün net aralıklarımızı. TYT AYT size biraz tavsiye vermeye çalıştım. Birazcık da yolunuzun aydınlanması, biraz da önünüzü görmeniz sağladım. Çekilişe yine katılabilirsiniz. Toplamda çok fazla deneme veriyoruz. 30 tane deneme veriyoruz. Yani bir de kazandığınız zaman 40 tane TYT fen genel denemesi kazanmış gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Yine çekilişe katılın. Şartlar çok basit. 10 saniyenizi alır yani. Evet, görüşürüz diyorum arkadaşlar sizlere. Allah'a emanet ediyorum sizlere. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Bay bay.